Merhabalar, Mütevazı Lezzetler Mutfağı'ndan kucak dolusu sevgiler. Bu bölümde Mütevazı Lezzetler İkramlar kitabımızın 146. sayfasında yer alan kaplı kekin tarifini paylaşacağız. Ama her zaman olduğu gibi önce malzemelere bir göz atalım. 2 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 çay bardağı yoğurt, 2 su bardağı un, 1 kahve fincanı kuru üzüm, yarım kahve fincanı kuru vişne, yarım kahve fincanı kuru erik, 15 adet kuru kayısı, 5 adet kuru incir, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Evet, kaklı kekin yapımına kaklarımızı yani kuru meyvelerimizi doğrayarak başlayalım. Kayısılarımızı öncelikle doğrayalım. Gün kurusu kayısı da kullanabiliriz. Küçük tavla zarı şeklinde doğruyoruz. Kayısıları doğradık. Şimdi diğer doğranacak kaplarımızı da doğrayalım. Kuru incirimiz var. Bunu da aynı şekilde, aynı büyüklükte doğruyoruz. Karışmasına bir sakınca yok. Şimdi her zaman için çekirdekli satılan erik, kuru erik çekirdeklerini bu şekilde sıyırıyoruz. Kısa süre suda beklettiğimiz için çok fazla yumuşamamış. Ve bunu da tavla zarı şeklinde doğruyoruz. Bunu da ekliyoruz. Şimdi kuru üzümü ve kuru vişneyi de katıyoruz. Üzerine çok az un serpiyoruz ve şöyle bir karıştırıyoruz. Bu işlem meyvelerin dibe çökmesine mani oluyor. Şimdi artık kek hamurunu yoğurarak, daha doğrusu çırparak devam edelim. Şekerimizi katıyoruz ve 2-3 dakika mikserle çırpıyoruz. Bu kadar kafi. Her zaman söylediğimiz gibi toz şeker de kullanabiliriz pudra şekerin yerine, ama zamanımız azsa pudra şekeri kullanalım. Şimdi 1 çay bardağı yoğurdu ve 1 çay bardağı ayçiçek yağını da ilave ediyoruz ve çok kısa süre karıştırıyoruz. Şimdi elediğimiz 2 su bardağı unu ekliyoruz. Üzerine vanilyayı ve kabartma tozunu katıyoruz. Yine çok kısa süre karıştırıyoruz. Daha önceki tariflerimizde de söylediğimiz gibi un ilave ettikten sonra çok fazla karıştırılmaz. Şimdi hazırladığımız kakları yani kuru meyveleri ilave ediyoruz. Ve bir kaşık yardımıyla homojen dağılacak şekilde alt üst ediyoruz. Biraz kıvamı koyu olabilir. Bunun nedeni meyveleri taşıyabilmesi için. Güzel bir kek harcımız oldu. Şimdi yağladığımız ve un serptiğimiz kek kalıbına harcımızı yavaş yavaş bırakıyoruz. Güzelce sıyırdık. Şöyle hafifçe düzeltelim. Bu arada
Fırınımızı da 170 derecede ısıtmaya başladık ama ılık fırın. Şimdi 45 dakika pişirmek üzere kekimizi fırına veriyoruz. Kaklı kek fırından çıktı. Bir 15 dakika dinlendirdik. Şimdi artık servis zamanı. Evet, çok güzeldi. Düştü. Şöyle düzeltelim ve kaldıralım. Oldukça lezzetli, besleyici bir kek. Mütevazı Lezzetler mutfağında yapımı kolay, besleyici, sağlıklı bir kek tarifi paylaştık. Kaklı kekin yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum. Allah'a ısmarladık.